Arkadaşlar merhabalar. Garstin Park tablo çalışmalarım da bitti. Kaydını yine birlikte yapalım. Bugün Berat Kandili. Kandilinizi kutlarım. Umarım dualarınız kabul olur. Evet. Birinci koşu Garstin Park'ta açık yarışların olduğu güzel bir programı var. Burada açık yarışlarda genellikle favori plase biter arkadaşlar. Bir de takip etmemiz gereken jockey Irat Ortiz olur. Bir ara bir böyle programda şov yapmıştı. Bütün yarışları kazanmıştı Irat Ortiz. İyi atlara biner, kayba koşmaz. Yani daha önceki yarışlar şartlı düşük ikramiyeli yarışlardı. Burada grup yarışları olunca bir şeyler oluyor tabii haliyle. İyi jockey'dir. Buranın gördüğüm sayılı jockey'lerinden bir tanesi. Ata artı bir şey katabilen bir jockey. Tabi talimat alınca da AGF çıkarsa enseye basan jokerlerimizden biri Amerika yarışlarında. Açık dişi birinci koşu. Bu açık dişiyi geçen anlattım, yanlış anlaşılmalar olmuş. Açık yarışlarda favori plase biter. Açık yarışların özelliği budur. Dişi yarışı olduğu zaman sürpriz çıkartır dişi yarışı. Açık dişi hani favori kabul ama sürpriz de gelebilir demektir. Bunu anlatamamışım anladığım kadarıyla bazı arkadaşlara. Açık dişi yani favori eyvallah ama sürpriz çıkma potansiyelini dişi yarışların tamamı barındırır. 3 burada kalite handikap puanı Irat Ortiz'de kazanma ihtimali en yüksek safkandır. Tek olabilir birinci koşuda. 3 nolu safkan. Kazancı yüksek, kaliteyi düşürmemiş 2. Ve grupta kalite handikap puanıyla yine iyi yerde duran 1-3'e rakip olurlar arkadaşlar. 1-2'liye girerse de güzel bir ikili verir. İkinci koşu açık yarış. 1 nolu safkan, kazancı yüksek olan, handikap puanı yüksek, kalite puanı iyi olan bir safkan kazanmaya devam edebilir. 1 Tyler'la. 8 yine Irat Ortiz bakın çıktı. 75 kalite handikap puanı, ikincilikleri, seri ikinciliğine son verebilir bu yarışta. Kazanabilir grupta hala kalite handikap puanıyla. Ve diğer atlar. Benim görebildiğim bu yarışta bu iki safkanın ön planda oldu. Birin yarışı kazanma ihtimalinin yüksek oldu. Üçüncü koşu tekrar açık yarış. Burada da 3 nolu safkan kalite handikap puanıyla grubun üzerinde. Ki aldığı AGF de doğru AGF. Ara pek etkilemiyor bu safkanları. Normal yarışını yapar ise grubun üstünde bir safkandır. Tek olur kazanır. 5. Bu safkana rakip olabilecek handikap ve kalite puanına sahiptir. 5. Öncelikli rakibidir. Ve Irat Ortiz'in bindiği safkan hani açık yarışlarda artı koyar atlara. O yüzden 8'i de çok at yazan arkadaşlara öneririm. Bu yarışta da görebildiğim safkanlar bunlar. 2 bunların biraz daha uzağında kaldı. 4. koşu maiden dişi açık yarışlar arasına konan şartlı ve maidenlarda sürpriz arayın arkadaşlar. Ters sonuçlar buralardan gelmek zorundadır. Açık yarışlarda müdahale edemezler. Bahis şirketleri işte araya koydukları böyle yarışlarda müdahale ederler. Bir de ilk 6 ayak mesela 6 koşuda ilk 6 koşuysa şayet burası. TJK 9 almış. Başka da vardır tahmini. İlk 9'sa mesela ilk 6 koşusuna daha zorlarını koyarlar. Maiden dişi hani mümkün mertebe at yazmanızı öneririm. Favorisi bakın Irat Ortiz gene. 2 ata denkleri çıkacak at da olacaktır burada. Tek kullanmayın önermem. Burada sürpriz at bulmaya çalışalım derim. Önerim bu. 3'ü kuponlarınızda bulundurun. 3 kalite handikap puanıyla. 9 AGF almış bir safkan. 2 diğer at yine bakın 10-13 ikisi de favori aslında bende. İşte eksik koşma ihtimali yüksek. Kayba koşma ihtimali yüksek. Irat Ortiz'in. Önerim bu. Sürpriz yani buradan sürpriz bulmaya çalışalım. 5. koşu açık yarış 1 nolu safkan. Kalite handikap puanıyla grubun üzerinde bir safkan. 104 handikap 72 kalite puanı kazanç bölgesi son yarışını kazanmış. Kazanmaması için tekrar bir sebep yok. Kazanabilir.
ciddi rakibi var. İki nolu safkanıdır. Bakın 70 kalite puanıyla bu safkana rakip olur. 3. Bu ikisinin arasına girmeye çalışır. İkiliye girerse 3 güzel ikili bırakır. Irat Ortiz 6'da biraz düşük kalite handikaplı ata bindi. Ama Irat Ortiz'dir. Bilginiz olsun. 6. koşu şartlı mücadele. 9 nolu safkan. Burada 81 kalite puanıyla kazanır da bende. İhtimali yüksek bir safkan kazanabilir. Şurada bir ayarlama yapalım. Evet. Dokuz. Mali bir bomba. Bu safkan kalite handikap puanıyla şartlı yarışta kazanabilir. AGF'si çok düşük, kuponlarınızda olsun. 8. Buna benzer bir safkan. Bu da kalite handikap puanıyla. Ben kuponlarımızda olsun derim. 9, 8, 10 ve 6 nolu safkan. Bunların da yarışta ön planda olmaları gerekir. Gene bakın araya konmuş bir satış koşusu. Sürpriz çıkacaksa gene buradan çıkacaktır. O yüzden tarama yapmanızı öneririm bu koşuda da. Ön planda tuttuğum safkanlar 9, 8, 10 ve 6 nolu safkanlar. Ve diğer atların yazımı yine size bırakırım. Irat Ortiz 4'te. İşte rakam düşük olunca performans düşüyor Irat Ortiz'de. Ya da yarışın favorisi kim çıkacak bilmiyorum ama bu şartlarda eksik koşma ihtimali yüksek. 7 gözüküyor AGF. 7. koşu açık yarış devamında 2 nolu safkan. Kalite handikap puanıyla grubun üzerinde tek olması gereken bir safkan. Irat Ortiz'i bakın direkt. O çıktı karşımıza. Kazanması gerekir bu yarış. Tek olabilir. Kazanç bölgesinin yine handikap puanı yüksek safkanı 1 rakip olur. 3 bu iki safkanın arasına girmeye çalışacak kalite handikaba sahip yarışa da sahip. O da kardeşi Jose Ortiz. Evet geçiyorum. Sekizinci koşu altın onu safkan iki yarışını kazanmış. Hala kazanır da %50 AGF 75 kalite handikap puanı ile grubun üzerinde olan bir safkan kazanır. Tek olur bu safkanda. Normal koşulursa tabi. Rakip ikiliye girme potansiyelini barındıran bence kalite handikap puanı yüksek veren safkanlar 2 ve 4 nolu safkanlar olurlar. Bir burada Irat Ortizli. Kalite puanı diğerlerine göre düşük olsa da artı faktör etki edebilir Irat Ortiz. Ama altının arkasına da 2-4 girerse şayet tabii normal şartlarda anlatıyorum bunları. Ve güzel de bir ikili verebilir. Dokuzuncu koşu açık dişi mücadele 3 nolu safkan. Burada da son ayak teki olarak önerebileceğim bir safkan kalite handikap puanıyla. Kazanç bölgesinin 89 handikaplı atı kazanabilir. Jose Ortiz, kardeşi Irat Ortiz. O da kazancı yüksek safkan handikap puanı. Kalite puanı düşük verdi. 1. Yani rakip olmaya çalışır. 2. Buranın en kaliteli safkanı durumunda. Bu iki safkanın iki kardeşin arasına girer. Dişi yarışı olmasıyla da sürpriz yapabilme potansiyelini barındırır. 2 nolu safkan. Ve diğer atlar. Yarış dişi yarışı yazdığınız zaman bu kalite puanı yüksek veren atların dahil tamamını şanslı olabileceğini söyleyebilirim. Gulfstream Park ben de bugün böyleydi. Umarım başarılı bir program geçiririz. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.